6331 sayılı iş kanununun kapsamının genişlemesiyle iş sağlığı güvenliği kavramı artık her sektör için önem kazandı. Bursa'da faaliyetini sürdüren Yeşil Nokta Ortak Sağlık Güvenlik Birimi de bu doğrultuda geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Kanunun işverenler açısından getirilerini kurucu Mücahit Sözen'le Eko Gündem'de konuştuk. Sanayileşmeye bağlı olarak çalışanların maruz kaldığı iş kazaları ve meslek hastalıklarında artış gözleniyor. İşçilerin güvensiz ortamlarda çalışmalarının yanı sıra çalışanların kendilerine bir şey olmayacağı düşüncesi tehlikelere davetiye çıkarıyor. Riskleri en aza indirmenin yolu yasa ve yönetmelikler dahilinde hareket etmekten geçiyor. Bursa'da faaliyetini sürdüren Yeşil Nokta Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, kuralcı değil, önleyici yaklaşımla işverenin çözümü ortağı oluyor. Yeşil Nokta Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, daha evvelden iş güvenliğinde çalışmış, iş güvenliğine hizmet etmiş, gönül vermiş 3 arkadaşın kurmuş olduğu bir tane şirket. 2012 yılında kurulduk ve daha evvelden kazanmış olduğumuz tecrübeleri piyasaya aktarmak, güzel bir iş sunmak, Bursa'ya ortak sağlık güvenlik biriminin yapması gereken şeyleri sunmak için kurulduk. İşverenlerin yasayla belirlenen yükümlülükleri nelerdir? Kurucu ortak Mücahit Sözen bu soruya açıklık getiriyor. Öncelikle çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleri, sağlık raporlarının tamamlanması, aynı zamanda iş yerinin iş sağlığı güvenliği mevzuatına uygun şekilde düzenlenmesi. Bu gibi yükümlülükleri var işverenlerin. Biz de bu kapsamda iş yerlerine hizmet sunuyoruz çalışan arkadaşlarımızla beraber. Sözen geniş bir hizmet profiline işaret ediyor. Şu anda 150 firmaya yaklaştık. Kısa bir sürede bu kadar firmaya ulaştık. Çok çeşitli sektörlerde hizmetler sunuyoruz. İşte tekstilden tutun inşaata, hizmet sektörüne birçok firmaya hizmet veriyoruz. İş yerleri tehlike sınıflarına göre sınıflandırılıyor. Her sınıfta işverenlerin yükümlülükleri birbirinden farklı. Yeni İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile beraber bütün iş yerleri 3 sınıf ayrıldı. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olmak üzere 3 sınıf ayrıldı. Şimdi yasa kademeli olarak geçtiğinden şu anda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar yükümlülük altında iş yerleri. Şu anda çalışan sayısı 1 olması iş yerinin hizmet almasını zorunlu hale getiriyor. Ama eğer iş yeri az tehlikeli sınıfta ise 50 sayısı eğer yok ise şu anda hizmet alması söz konusu değil. Ama yine de bazı yükümlülükler yine söz konusu var. Mesela bunların başında risk analizi. 50 çalışanınız olmasa bile, az tehlikeli sınıfta olsanız bile sizin mutlaka risk analizi yaptırmanız, ayrıca durum planları yapmış olmanız, çalışanlarınıza iş sağlığı güvenliği eğitimlerini vermiş olmanız gerekir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta faaliyetini sürdüren işletmeler bir çalışanı olsa dahi ortak sağlık güvenlik biriminden hizmet almak zorunda diyor Mücahit Sözen. Bu sadece iş güvenliği uzmanlığını kapsamıyor. Devreye iş yeri hekimliği de giriyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda bir çalışanınız var ise sizin ortak sağlık güvenlik biriminden ya da iş güvenliği uzmanından, sağlık personelinden veya işte iş yeri hekiminden mutlaka destek almanız şart. Ortak sağlık güvenlik birimleri bunları toplu halde veren bir kurum aslında. Ortak sağlık güvenlik birimleri işte iş yerine eğer iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyacı varsa bunu üçünü de bir paket olarak verebilen kurumlardır. Bu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetki almış firmalardır. Ekiplerinden de bahsediyor Mücahit Sözen. Sahada doğru bir işleyiş için ekibin tecrübeli isimlerden oluşması önem taşıyor. 5 tane iş güvenliği uzmanı arkadaşımız var, 3 tane iş yeri hekimimiz var, 3 tane de sağlık personelimiz var. Bir tane satıştan sorumlu bir arkadaşımız çalışmakta. Onlarla beraber sahada işte iş yerlerine, müşterilerimize
bir şekilde iş güvenliği hizmeti sunuyoruz. Kurucu ortak Sözen, hizmet yelpazelerinin genişliğine vurgu yapıyor. İş güvenliği uzmanı hizmeti, iş yeri hekimi, sağlık personeli hizmeti, bunları sunmamızın yanında acil durum planı, risk analizi, iş güvenliği eğitimleri bu hizmete de sunuyoruz. Aynı zamanda sağlık taramaları yapıyoruz. Kişisel maruziyet ölçümleri yapıyoruz. Bu çok çok önemli. Normalde bütün iş yerlerinin bunları da yaptırması gerekiyor. İmalat sektöründe özellikle mutlaka yaptırması gerekiyor. Bu gibi konularda biz iş yerlerine hizmet veriyoruz. Sözen, A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlara yanıt veriyor olmamız işverenlerin tek merkezden hizmet almasını sağlıyor diyor. İşverenler bize geldiğinde iş sağlığı güvenli alanında gözler arkada asla olmuyor. Bütün yapılması gereken hizmetleri zaten yapılması gerekenleri iş güvenliği uzmanı arkadaşımız, iş yeri hekimi arkadaşımız ya da işte sağlık personeli mutlaka zaten bunları veriyor. Nedir? Zaten iş güvenliği alanında işverenin yapması gereken ne varsa biz yapılmasını üstleniyoruz zaten. Her şeyi yapıyoruz. Gözler arkada kalmıyor. Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıklarında ne yazık ki dünya liginde ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası oluyor. Her 6 saatte bir işçi hayatını kaybediyor. Araştırmalar iş kazalarının %50'sinin kolaylıkla, %48'inin de sistemli bir yapıyla önlenebileceğini ortaya koyuyor. Mücahit Sözen, işverenlerin iş güvenliğine yaptıkları harcamaları külfet olarak görmemesi gerektiğine değiniyor. İşverenlere bize geldiklerinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekim ve sağlık personeli hizmeti vermeye kalktığımız anda biz onlara bir maliyet çıkartıyoruz kesinlikle. Ve o maliyet onlar için bazen zorlayıcı olabiliyor. İş güvenliği yaklaşım açısından hiçbir sıkıntımız yok. Bütün işverenlerimiz iş güvenliği çok güzel açıda yaklaşıyor. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Ama gerçekten bu bir maliyet. Ama şunu unutmasınlar. Buna verecekleri, buna ayıracakları maliyet onlara fazlasıyla geri dönecektir. Hiçbir zaman bunu unutulmasın. Ben bunun unutulmasını istemem. Nedir? İş kazası olmayacak. Farklı bir maliyet getirmeyecek. Meslek hastalığı olmayacak. İşte iş aksaması olmayacak, iş kaybı olmayacak. Buna zaten fazlasıyla geri dönüş sağlanıyor işverene. Bunu anlarlarsa ortada zaten bir sıkıntı kalmayacaktır. Hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Bizim en fazla zorlandığımız maalesef İşte işverenlere maliyet konusunu anlatabilmek. Son dönemde iş güvenliği konusunda ülkemizde kayda değer adımlar atıldığı görüşünde birleşen sektörün ileri gelenleri henüz taşların yerine oturmadığı tespitinde bulunuyor. Çok hızlı bir mevzuat girişi oldu Türkiye'ye. İşte iş sağlığı güvenliği kanunu devreye girdi. Bununla beraber yönetmelikler ardı ardına devamlı geldi. Fazlasıyla birden çok hızlı şekilde OSGB'ler açıldı. Ama yavaş yavaş oturacaktır diye düşünüyorum ben. İlk süreç biraz sıkıntılı olacak. Hem işveren için, hem OSGB'ler için, hem de devlet için biraz sıkıntı yaratacaktır. Ben bu sıkıntıların yaklaşık birkaç yıl içerisinde aşılacağını umuyorum. Ama bizim de yaşadığımız sıkıntıların başında yönetmeliklerin devamlı değişimi var. Sözen, işverenlere işbirliği yapacakları ortak sağlık güvenlik birimlerini tercih ederken seçici davranmaları önerisinde bulunuyor. Referanslar burada önem taşıyor. Piyasada çok fazla yanlış bilgi var. Öncelikle işverenlerin doğru bilgiyi almaları çok çok önemli. Eğer bunu almak istiyorlarsa gerçekten referansları düzgün, başka yerden onlara tavsiye edilen firmalara dönüş yapmaları çok çok önemli. Biz piyasa zaten Bursa'da bir yılda bu kadar hızlı büyümemizin sebebi yaptığımız düzgün işlerin referansıyla bize tekrar dönülüyor olmasıydı. Kesinlikle bu şekilde biz büyüdük. Sadece işverenler doğru bilgi almak istiyorlar ise bakanlıkça yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimlerine yönelsinler. Oradan bilgilerini alsınlar ve gerçekten iyi hizmet sunacağına inandıkları firmaya dönsünler. Ortak Mücahit Sözen, sözlerinin sonunda işverenlere sesleniyor. İş güvenliği külfet değil, daha sağlıklı ve güvenli koşullarda iş yaşantısının sürdürülmesinin anahtarıdır diyor. İşverenimizden sadece şunları bekliyorum, şunu istiyorum. İş güvenliği destek versinler. Maliyeti çok fazla kafalarına takmasınlar.
şunu bilsinler, onlara kesin dönecek. Aynı zamanda bu zamana kadar bizi tercih eden firmalara da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda yeşil.osgb çatısı altında çalışmış bütün arkadaşlarıma, yeşil.ortak sağlık örnek birimini bu noktaya getiren arkadaşlarıma candan teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.